hayatını kaybettiği bilgisi bizlere ulaştı. Garibe Gezer'in yaşamı ve yaşamının sona ermesine giden süreç belki de Türkiye'de yaşanan hak ihlallerinin özeti niteliğindeydi. Hükümetin güvenlikçi politikalarının yarattığı çatışmalı ortamda bir abisinin yaşamını kaybetmesi ve onun cenazesini almaya giden diğer bir abisinin yine güvenlik güçleri tarafından açılan ateşle yaralanması ve felç kalması. Bunun yanı sıra bir diğer kardeşi ve Gurbet Gezer'e de cezaevi yolları göründü. Birçok cezaevine sürgün edilen, cezaevinden cezaevine dolaştırılan Gurbet Gezer, son olarak Kandıra cezaevine ailesinden yüzlerce kilometre uzağa sürgün edildi. Ve Kandıra cezaevinde 24 Mayıs'ta önce darp edildi, daha sonra götürüldüğü süngerli odada işkenceye ve kadın gardiyanların tecavüzüne maruz bırakıldı. Sesini duyurmaya çalıştıysa da uzun süre engellendi ve en nihayetinde ailesiyle yaptığı bir telefon görüşmesinde yaşadıklarını ailesi aracılığıyla bizler de öğrenmiş olduk. Fakat kendisine bu uygulamaları yapan gardiyanlar hakkında bir soruşturma yürütülmezken Gurbet Gezer hücre cezasına çarptırıldı ve dün akşam da hücresinde intihar ettiği iddiası cezaevi idaresi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Haberi alır almaz olay yerine giden avukatlar otopsi işlemine alınmadı. Avukatlardan kaçırılarak otopsi işlemi gerçekleştirildi ve cezaevindeki diğer müvekkilleriyle görüşerek bilgi almak isteyen avukatların müvekkilleriyle yapmak istedikleri görüşme de engellendi. Dolayısıyla başlarken ifade ettiğimiz gibi Gurbet Gezer'in yaşamının son 4 yılında cereyan eden olaylar aslında Türkiye'de yaşanan hak ihlallerinin özeti niteliğindeydi. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Evet, değerli arkadaşlar. İnsanın zorbalık ve baskıya son çare olarak baş kaldırmak zorunda kalmaması için insan haklarının hukukun egemenliğiyle korunmasının önemli olduğunu vurgulan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. Birleşmiş Milletler 6 yıl süren ve milyonlarca insanın yaşamına mal olan İkinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı ağır insani yıkımın tekrar etmemesi için bir daha asla sloganıyla barış, özgürlük, eşitlik, insan hakları ve demokrasiye dayalı uluslararası bir sistem oluşturma hedefiyle kurulmuş ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de bu saiklerle bundan tam 73 yıl önce 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Türkiye'nin de imzacısı olduğu ve böylece anayasanın 90. maddesi gereğince iç hukukun bir parçası olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ve yine Türkiye'nin imzacısı olduğu başkaca uluslararası sözleşmelerde anayasada güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin AKP açısından bir anlam ifade etmediğini AKP Genel Başkanı Erdoğan her fırsatta açıkça ifade etmektedir. Anayasayı, uluslararası sözleşmeleri ve yasaları hiçe sayan AKP iktidarı hukuk tanımaz tutumuyla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da tüm vatandaşların ve mültecilerin yaşamını katlanılamaz hale getirdi. Nitekim yakın zamanda Dünya Adalet Projesi tarafından açıklanan Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Türkiye'nin 2021 yılında 139 ülke arasında 117. sırada yer aldığı duyuruldu. Türkiye coğrafi bölgelere göre kategorize edilen endekste ise Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda bulunan 13 ülke arasında Rusya'nın da gerisinde sonuncu sırada yer aldı. Aynı araştırmada Türkiye'nin hükümetin hesap verilebilirliği açısından 128 ülke arasında 97. yasal ve yönetsel düzenlemelerin adil ve etkili biçimde uygulanması açısından 110. iktidarın sınırlanması açısından ise 124. sırada olduğu açıklandı. Bir daha asla diye çıkılan yolda insanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile
eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğu inancıyla sadece HDP'ye ve HDP'lilere yapılan haksızlıklara karşı değil, tüm insanlara karşı yapılan haksızlıklara ilişkin kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. AKP iktidarının 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ve her biri mücadele gerekçemiz olan hak ihlallerini İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir kez daha sizlere ifade etmek isteriz. Elbette Türkiye'de yaşanan ihlalleri bir bütünen bir açıklamayla ifade etmek mümkün olamayacağı için burada özetle ve her bir ihlal açısından vereceğimiz birkaç örnekle ifade etmeye çalışacağız. Cumhur İttifakı iktidarın kullandığı ayrıştırıcı, ötekileştirici, cinsiyetçi dil ve başta Kürt halkının talepleri olmak üzere tüm toplumsal talepleri şiddet yoluyla bastırma konsepti önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da birçok insanın yaşamını kaybetmesine yol açtı. Bilindiği üzere yaşam hakkı ihlalleri Dersim Ovacık'ta 7 Mayıs'ta hayvanlarına barınak yapmak için aracıyla evden ayrıldıktan sonra SİHA ve helikopterlerle bombalarak yaşamını yitiren Murat Yıldız isimli vatandaş ve Kadıköy'de dur ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin ateş ederek öldürdüğü 15 yaşındaki EÇ gibi şiddet kullanma tekelini elinde bulunduran kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ihlaller ile sınırlı değildir. Yapısal şiddetin bir ürünü olarak üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen fakat devletin önleme ve koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek ve hatta katillere cesaret veren dili, tutumu ve cezasızlık politikası ile adeta teşvik ettiği ihlalleri de kapsamaktadır. Bu bağlamda Konya'da yaşayan bir Kürt aile olan Dedeoğlu ailesinin 11 Temmuz'da biz ülkücüyüz, sizi burada yaşatmayacağız diyen 60 kişilik ırkçı grubun saldırısına uğraması ve kısa süre sonra saldırganların neredeyse tamamının serbest bırakılması, 26 Temmuz'da yine Konya'da yaşayan Kürt aile olan Dal ailesinin 60 kişilik bir ırkçı grubun saldırısına uğraması ve Hakin Dal'ın katledilmesi, 30 Temmuz'da yine Dedeoğulları ailesinden 4'ü kadın 7 kişinin katledilmesi ve bu katliama ilişkin tutuklanan 13 kişiden 12'sinin daha duruşma başlamadan tahliye edilmesi, sadece bir kişinin tutuklu olması hukuk çerçevesinde izah edilebilir mi? Elbette 2021 yılında yaşanan en acı olaylardan biri de Deniz Poyraz yoldaşımızın 21 Haziran tarihinde Onur Gencer isimli kişi tarafından katledilmesidir. Sosyal medya profillerinde silahlı fotoğraflarını yayınlayan, Kürtlere ve HDP'lilere tehdit yağdıran katilin İzmir kent merkezinde 24 saat polis gözetiminde olan il binamıza elinde silahların bulunduğu bir çantayla elini kolunu sallayarak girmesi, polisin saatlerce katili etkisiz hale getirmek ve Deniz'i yaşatmak için hiçbir girişimde bulunmaması, kadınları anneleri yerlerde sürükleyen polisin saatler sonra il binamızdan dışarı çıkan katili şefkatle karşılaması, ismin ne senin abicim diye hitap etmesi, önceki dönem milletvekilimiz Behçet Yıldırım hiçbir somut delil bulunmaksızın 8 gün gözaltında tutulmuşken Deniz'in katilinin sadece 18 saat gözaltında tutulmuş olması, etkin bir soruşturma yürütmeyen ve avukat arkadaşlarımızın taleplerini yanıtsız bırakan savcının bu siyasi katliamı gerçekleştiren katilin bağlantılarını ortaya çıkaracak hiçbir araştırma yapmadan alelacele iddianame hazırlaması hukuk çerçevesinde izah edilebilir mi? Bu katliamların ve benzer mahiyette sayısız katliamın Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü ırkçı militarist politikalardan cezasızlık politikasından bağımsız olduğunu kabul etmek mümkün müdür? Anayasanın ve Türkiye'nin de bir parçası olduğu evrensel hukukun mutlak olarak yasaklamasına ve insanlığa karşı bir suç olma vasfına rağmen işkence olgusu da 2021 yılında Türkiye'nin en başat insan hakları sorunu olmuştur. Resmi gözaltı merkezlerinin yanı sıra kolluk güçlerinin barışçıl toplanma ve gösterilere müdahalesi sırasında sokak ve açık alanlarda ya da ev ve iş yeri gibi mekanlarda yaşanan işkence ve diğer kötü
muamele uygulamaları yeni bir boyut ve yoğunluk kazanmıştır. Denilebilir ki siyasal iktidarın baskı ve kontrole dayalı yönetme tarzı sonucu ülkemizde günümüzde tüm ülke adeta işkence mekanı haline gelmiştir. 21 Kasım'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Taceddin Aslan isimli vatandaş ailesinin gözü önünde ters kelepçe yapılarak yere yatırılmış, çok sayıda polis tarafından saldırıya uğramış ve götürüldüğü polis karakolunda işkence devam etmiştir. Bu olaya ilişkin polis memurları hakkında herhangi bir idari ve adli soruşturma başlatılmamış olmasına rağmen Taceddin Aslan hakkında polise mukavemetten ayrıca soruşturma açılmıştır. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne kayyum olarak atanmasının ardından öğrencilerin yaptıkları eylemlere müdahale eden polisin öğrencilere ters kelepçe, darp, çıplak arama, cinsel taciz, su vermeme gibi birçok işkence ve kötü muameleyi sokaktan başlayarak gözaltı merkezlerine kadar uygulaması Cumhur İttifakı'nın 2021'de hafızalara kazanan uygulamalarından sadece bir tanesiydi. 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın lütfu olarak değerlendiren iktidar, 2020 Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınını aynı anlayışla değerlendirmiş ve salgının devam ettiği 2021 yılında da otoriterleşmenin, yasaklamaların ve engellemelerin bir aracı haline getirmiştir. Pandemi gerekçe gösterilerek en temel anayasal haklardan olan toplantı, gösteri ve yürüyüş yapma hakkı keyfi olarak kısıtlanmıştır. Cumhur İttifakı üyesi siyasi partiler açık ve kapalı alanlarda binlerce kişinin katılımıyla etkinlikler ve kongreler gerçekleştirirken muhaliflerin açık alanda gerekli tedbirleri alarak yapmak istedikleri etkinlikler ise yasaklanmıştır. İşçilerin, kamu çalışanlarının, öğrencilerin, kadınların, siyasi partilerin, STK'ların bir bütünen muhalif tüm kesimlerin toplanma özgürlüğü yok sayılırken toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını ihlal etme konusunda Van Valiliği 5 yılı aşkın süredir kesinsiz uyguladığı yasaklama kararlarıyla 2021 yılını da birincilikle göğüslemiştir. AKP iktidarı aile yapısını bozduğu iddiasıyla 20 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Salgın koşullarında kadına dönük şiddetin oldukça arttığı bir dönemde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin sonucu olarak 2021 yılı kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin arttığı bir yıl oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün verilerine göre cinsiyet ayrımcılığının en fazla olduğu ülkeler arasında Türkiye 124 ülke arasında 26. sırada yer aldı. Türkiye aynı zamanda OECD'ye üye ülkeler arasında kadına şiddetin en yaygın olduğu ülke durumuna düştü. 2021 yılının ilk 11 ayında en az 310 kadın katledildi. Binlerce kadın taciz, tecavüz ve şiddete maruz bırakıldı. Siyasi iktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin yanı sıra kadınların İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı gerçekleştirdiği eylemleri engellemesi, eylem yapan kadınların darp edilerek gözaltına alınması, kadınlara karşı suç işleyen erkeklere iyi hal indirimi uygulaması, kadın mücadelesi yürüten aktivistlere cezalar verilmesi gibi politikaları kadınlara dönük şiddetin 2021 yılında da daha da artması sonucunu doğurdu. Çocuklara dönük hak ihlalleri de 2021 yılında yoğunluk kazanarak devam etti. Şırnak'ta çocuğa yönelik istismarda bulunan uzman çavuş Aslan Ağa'ya yargı cinsel istismar suçundan ödül gibi 2,5 yıl hapis cezası verdi. Urfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Şıhmahsup mahallesinde yaşayan Muhammed Dağla isimli erkek 13 yaşındaki çocuğu Amara Dağla'ya şiddet uyguladı. Fail erkek daha sonra çocuğu işkence ederek katletti. Batman'ın Bağlar mahallesinde emniyet müdürlüğüne ait zırhlı araç çocukların bulunduğu sokakta çocukları kovalayarak ezmeye çalıştı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde aşırı hız yapan askeriye ait sivil plakalı otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Eyüp Kırtay yaşamını yitirdi. Şırnak'ın İdil ilçesinde bisikletiyle gezen
7 yaşındaki Mihraç Miroğlu zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 2021 yılına damgasını vuran hak ihlallerden biri de elbette Kürt diline ve kültürüne tahammülsüzlük olarak yansıdı. KADES uygulaması 6 dilde hizmet vermeye başlarken Kürtçe dili seçeneklere eklenmedi. TCA sözcüsü Ayşe Gökkan'ın yargılandığı davada Kürtçe savunma yapmasına izin verilmedi. Bitlis'teki bir camiye asılı olan 5 dilde ayet yazılı olan tabeladan Kürtçe çıkarıldı. Ve son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürtçe konuşan milletvekilimiz Ayşe Sürücü'nün mikrofonu meclis başkanı tarafından kapatıldı. 2021 yılında en yoğun yaşanan ihlallerden biri de düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına yönelik oldu. Sosyal medya başta olmak üzere düşüncelerini ifade eden muhalifler vesayet altındaki yargı tarafından cezalandırılmaya devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 4 maaş aldığı yönündeki paylaşımla ilgili olarak "Oh yiyin bakalım boğazınıza dizilsin milyonlarca yoksul insan hakkı" yazan avukat Neslihan Ceylan'a kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla dava açıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan'dır ama inkar ediliyor" diyen esnaf Cemil Taşkesen gözaltına alındı. Cezai ehliyeti yoktur raporu olan 96 yaşındaki Aliye Yabansu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıldı. Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Hifzullah Kutum'a sosyal medya hesabından yaptığı "Şoreşa İlona Hemu Kurdan Piroz ve Biji Kurdistan" paylaşımı gerekçesiyle dekanlık tarafından uyarı cezası verildi. Sonraki süreçte görevden alındı ve tutuklandı. Sayılarının 5 milyonu geçtiği tahmin edilen sığınmacı, mülteci, göçmenler de 2021 yılında her türlü ayrımcılığa ve istismara, nefret söylemine ve ekonomik sömürüye yoğun bir şekilde maruz bırakıldı. Bunun yanı sıra kolluk güçlerinin ve sivil kişilerin ırkçı şiddetine maruz kaldılar. İran sınırını kullanarak Van üzerinden Türkiye'ye gelen Afganistanlılar, Suriye'deki iç savaştan Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeliler ve Rojavalılar bu saldırıların temel hedefleri oldular. 12 Ağustos 2021'de Ankara'nın Altındağ ilçesine bir söylenti üzerine toplanan kitlenin Suriyelilere ait ev ve dükkanlar ile otomobilleri ateşe vermesi, Suriyelileri linç etmek istemeleri ve polisin bu duruma seyirci kalması siyasi iktidarın mültecileri ilişkin politikalarının önemli bir yansıması olarak hafızalara kazındı. 2021 yılında basın organlarına sansür ve erişim uygulamaları da devam ettirilirken basın emekçileri gözaltına alındı, darp edildi ve haklarında yürütülen yargılamalarda cezalara çarptırıldı. Ankara'da Konya'daki katliamı protesto edenlere polisin müdahalesini takip eden muhabir Delal Akyüz, polisler tarafından darp edildi, telefonuna el konuldu, çektiği fotoğrafları silindi. Kanun hükmünde kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ana davasında mahkeme heyeti Kemal Sancılı, İnan Kızılkaya ve Eren Keskin'e örgüt üyeliği iddiasıyla 6'şar yıl 3'er ay, Zanakaya ise örgüt propagandası iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. AKP iktidarı 2021 yılında çöktürme planının yeni aşamalarını devreye koymayı da ihmal etmedi. 2020 yılının Ekim ayında dönemin MYK üyesi arkadaşlarımızın tutuklanmasıyla yeni bir evreye dönüşen Kobani Kumpas davası soruşturması 2021'in ilk günlerinde davaya dönüştü. 3530 sayfa iddianame ve 370 klasör ekle başlayan davada dosyadaki gizlilik kararının kalkmasıyla Kumpas'ın belgelerine ulaşıldı. Ankara TEM Şube Müdürlüğü antetli ve kim tarafından yazılı olduğu belli olmayan belge, soruşturmanın, iddianamenin ve bir bütünen dava dosyasının özeti niteliğindeydi. Söz konusu belgede özetle savcıya kumpası nasıl kuracağının talimatı verilmekteydi. 3530 sayfalık iddianame ve ekindeki 370 klasör belgeyi 3 iş günü içerisinde titizlikle inceleyip iddianameyi kabul karar veren mahkeme, kimlik tespiti yapmadan
iddianameyi okumadan başladığı yargılamada bir başkan ve bir üye değişikliği ile 8 ayı geride bıraktı. AİHM kararını tanımadığı gibi adil yargılanma hakkından da bir haber olan mahkeme heyeti, avukatların ve yargılanan arkadaşlarımızın adil yargılanma koşulları oluşmadan katılmayacaklarını bildirdiği ve katılmadığı duruşmaları duruşma salonuna doldurduğu polis ve askerlerle devam ettiriyor. İktidarın vesayeti altındaki yargı eliyle kurduğu kumpasların en büyüğü olan HDP kapatma davası da 2021 yılında yargının siyasallaşmasının geldiği noktayı gösteren önemli bir gelişme oldu. Cumhur İttifakı ortaklarının baskısı altındaki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından MHP kurultayına yetiştirilmek için alelacele hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilmesi kararına içerlenen Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi de kapatılsın söylemi Cumhur İttifakı'nın hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti ilkesine nasıl yaklaştığını göstermesi açısından önemli bir örnek olarak tarihe geçti. HDP'nin kapatılması iddiasıyla hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesi'ne verildiği 17 Mart tarihinde milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği daha sonra Anayasa Mahkemesi'nce ihlal ve yeniden yargılama kararı verilecek olan hukuksuz karara dayanılarak düşürüldü. Karara karşı TBMM'deki HDP grubunda protesto eylemi yaparken sabaha karşı polislerce meclisten zorla çıkarılan Gergerlioğlu daha sonra tutuklandı. İktidarın vesayeti altındaki yargı mensupları tarafından HDP'lilere, kadın hakları aktivistlerine, gazetecilere, kötü çalışma koşullarını protesto eden sağlık çalışanlarına, üniversite öğrencilerine, muhalif duruş sergileyen vatandaşlara ilişkin gözaltılara, tutuklamalara ve davalara 2021 yılında da devam edildi. Binlerce muhalif vatandaşın hukuksuzca gözaltına alındığı 2021 yılının hukuksuz gözaltılara ilişkin özeti, İçişleri Bakanı Soylu'nun 15 Şubat'ta 40 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda bir günde 718 kişinin gözaltına aldığını gururla duyurması oldu. Hukuka aykırı tutuklamalar devam ederken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından derhal serbest bırakılmaları yönünde karar verilen Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala, iktidarın vesayeti altındaki yargıçların hukuk tanımaz tutumu nedeniyle 2021 yılını da cezaevinde geçirdiler. Binlerce muhalife de yargılandıkları mahkemelerce akıl almaz cezalar verildi. DTK eş başkanı ve HDP milletvekili Leyla Güven'e siyasi faaliyetlerinden dolayı verilen 22 yıl 3 ay, tecavüz sözcüsü Ayşe Gökkan'a kadın mücadelesi faaliyetlerinden dolayı verilen 30 yıl ceza ve tutuklama kararı verilirken Siirt'te 30 yıl ceza ve tutuklama kararı verilirken Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'i nitelikli cinsel saldırıya maruz bırakarak intihara sürükleyen uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi ve tutuklanması talebi reddedildi. Elbette Cumhur İttifakı yargısının adaletinden milletvekilleri de nasibini aldı. 27. dönemde meclise toplam 1467 fezleke gönderildi. Bu fezlekelerin 1041'i ise HDP'li milletvekillerine ait. Yıl boyunca hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı alan cezaevleri oldu. Pandemiyi de Allah'ın lütfu olarak değerlendiren iktidar, 7242 sayılı yasada yaptığı değişiklikler ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikteki düzenlemelerle cezaevlerini özellikle siyasi tutsaklar açısından işkence ve kötü muamelenin kesintisiz sürdürüldüğü mekanlar haline getirdi. Çete liderlerinin yüzü suyu hürmetine topluma karşı suç işleyenler ödüllendirilerek salıverilirken siyasi tutsaklar, muhalifler cezaevinde tutulmaya devam edildi. Siyasi tutsakların en temel hakları olan sosyal sportif etkinlikler, havalandırma imkanı, sağlığa erişim hakkı, aile ve avukat görüş hakkı gibi temel haklardan yararlanamaz hale geldiler. Ailelerinden yüzlerce kilometre uzaktaki cezaevlerine sürgün edilen siyasi tutsaklar, daha cezaevi girişinde çıplak aramada yatması ve işkence ile karşılanıp keyfi disiplin cezaları verilerek kısıtlı sosyal imkanlardan ve
iletişim imkanlarından mahrum bırakılmış, hücre cezası rutin hale getirilmiş ve bu disiplin cezaları bahane edilerek tutsakların infazları yakılmış, denetimli serbestlik kurumundan yararlanmaları engellenerek ceza içinde ceza uygulaması devam ettirilmiştir. Yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin verdikleri dilekçeler kayda alınmamış, alınan dilekçeleri de yazdıkları içerikten dolayı disiplin cezasıyla cezalandırılmıştır. Muhalif yayınlara erişebilme ve radyo kullanma olanakları ellerinden alınan tutsaklara Kürtçe kitaplar da verilmedi. Ailesiyle ana dilinde konuşan mahpusların telefonları kesildi. Batman cezaevinde tutuklu oğlunun görüşüne giden ve başka bir tutukluya Kürtçe selam veren Fatma Demir'e 6 aylık görüş yasağı getirildi. 2021 yılında cezaevlerinde hak ihlallerinden en çok zarar gören kesim yine hasta tutsaklar oldu. Hastalıkları ağırlaşmasına ve yaşları ilerlemesine rağmen Adalet Bakanlığı ya da cezaevi yönetimleri hasta tutsakların cezaevlerinden tahliye edilmesine, yakınlarıyla vedalaşma hakkı tanınmasına müsaade etmedi. Mide kanseri olan ve cezaevinde Karamaz raporu verilen Hadi Yalçın ile akciğer kanseri olan 65 yaşındaki Hayrettin Yılmaz, 2021 yılında kaybettiğimiz hasta tutsaklardan sadece ikisi olurken, 26 yıldır haksız yerine cezaevinde tutulan 10 farklı hastalığı olmasına rağmen bugüne kadar adli tıpa sevk edilmeyen ve serbest bırakılmayan Mehmet Emin Özkan, pandemi koşullarında adli tıpa sevk edilmiş ve gerekli tedbirler alınmadığı için bir de koronavirüse yakalanmıştır. Şu an yoğun bakımda olan Mehmet Emin Özkan yaşam mücadelesi veriyor. DTP eş genel başkan yardımcılığı, HDP eş genel başkan HDP eş genel başkan yardımcılığı ve milletvekilliği görevlerini yürütmüş olan sevgili Aysel Tuğluk, Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde tedavisi devam ettirilemez ve tek başına yaşamını iddiame ettiremez raporu verilmiş olmasına karşın iktidarın vesayeti altındaki İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalabilir raporu vermesi sebebiyle cezaevinden tahliye edilmedi. Önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da hak ihlallerinin katlanarak artması ile iktidarın 5 yıldır sürdürdüğü güvenlikçi politikalar doğrudan bağlantılıdır. Unutulmamalıdır ki 2014 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nca planlanan ve 2015 yılında uygulamaya geçilen adına çöktürme planı denilen planın devreye sokulması ve başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunların çözümünde barışın tesis edildiği, demokratik çözüm ve diyaloğun esas alındığı yöntemin terk edilmesi bugün yaşadığımız tablonun temel sebebidir. Buradan hareketle 22 yıldır İmralı Ada Hapishanesi'nde neredeyse hiçbir haktan yararlandırılmayan Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin hem hukuki hem de siyasi yönüyle doğru anlamak ve tanımlamak gerekir. Son 5 yıldır başta cezaevleri olmak üzere tüm ülkede uygulanan hukuksuzluğun, hak gasplarının üretildiği bir laboratuvar niteliğindedir İmralı Cezaevi. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan aile görüş yasağı, avukat görüş yasağı, avukat görüşünün yapılabildiği dönemlerde uygulanan görüşme yöntemi, iletişim ve yayın yasakları, keyfi disiplin cezası uygulamaları, ahim kararının uygulanmaması, toplamda hiçbir hukuki dayanak olmaksızın yasaların, anayasanın ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan tüm haklarının uygulanmadığı bu özel sistemin dalga dalga önce diğer cezaevlerine ve giderek tüm topluma yayıldığını görmek gerekir. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecridin hukuki ve siyasal sebeplerinin ve sonuçlarının avukatları, hak savunucuları ve biz siyasetçiler tarafından ayrıntılı olarak topluma anlatılıyor olmasından kaynaklı burada çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak bir şey nerede kaybedilmişse orada bulunur sözünden hareketle kalıcı bir barışın tesis edildiği, başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunların diyalog ve müzakere yöntemiyle çözümünün ve böylece hukukun üstünlüğünü esas alan demokratik bir cumhuriyeti kurabilme umudunun kaybedildiği yerdir İmralı Adası. Aynı zamanda fırsat verilirse bir haftada çözerim diyen Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kendisi
ve birlikte kaldığı arkadaşları açısından kabul edilemez düzeyde bir hukuksuzluğa tekabül ediyor olmasının yanı sıra yukarıda özetle sıraladığımız hak ihlalleriyle de doğrudan bağlantısı vardır. Fakat daha da önemlisi toplumun büyük özlemi tüm toplumsal sorunların çözümünün anahtarı olan barış umudunun bulunacağı yer de İmralı Ada Hapishanesi'dir. 2021 yılında başlarken de ifade ettiğim gibi bir basın açıklamasıyla ifade edilemeyecek kadar büyük hak ihlallerine imza atan AKP iktidarının gelinen aşamada tüm toplumsal yaşamı bir cezaevine döndürdüğü ve İmralı Ada Cezaevinde bir laboratuvar koşullarında adeta üretilen hukuksuzluğun tüm ülkeyi sardığı bu koşullarda elbette insan hakları ihlallerine karşı mücadelemizi büyüterek sürdüreceğimizi ve bu hak ihlallerinin her birini kendimize mücadele gerekçesi yapacağımızı ifade ederek açıklamamızı sona erdiriyorum. Teşekkür ederim.